Merhaba, ben Büşra Karancak. Vekilim TV ailesi olarak bugün Buca Kaynaklar'daki Macera Tepesi'ne geldik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Şehrin gürültüsünden kurtulup bence herkes buraya gelmeli. Burada her türlü spor mevcut. 11 veya 12 tane spor aktivitesi var. Yüzme olsun, ATV olsun, paintball olsun, at olsun. Her türlü spor burada var. Gerçekten tavsiye ediyorum. Burası muhteşem bir yer. Şimdi turumuz başlasın. Hayır, korkma hiç. Ayağını tepki verebilir. Kaleteci. Abi geçecek yer bırakmamız ya. Bir şey söyleyeyim mi? Oldu. Gel yürüyelim. Yanıksa, güzel tut onu, rahat otur, tamam mı? Hiç kaçma kendini, rahat otur. Aferin, gülümse hayatım. Emir'i iki kere çekelim. Evet küçük hanım, ismini öğrenebilir miyim? Adım Ayça Ece Öztürk. Nerede okuyorsun? Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda. Adım Sevde, soyadım Kral. Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda okuyorum. 3. sınıf. Buraya geldim. Peki neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Bu 3. gelişim. Burayı çok seviyorum. Macera Tepesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Bakalım şimdi yanımızda kimler var? Sizi tanıyabilir miyim? Ben Karşıyaka İlköğretim Okulu 3D sınıfı öğretmeni Erdoğan Tok. Erdoğan Bey, bu tür aktivitelere sürekli katılıyor musunuz okul olarak? Valla geçen yıl geldik. Çok beğendik. Bu yıl da gelmeyi denedik ve bir daha geldik. Çok güzel, çok beğendiğimiz bir yer. Çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Erdoğan Bey'in sınıf temsilcisiyim aynı zamanda. Aha. Biz de bu aktiviteleri çok beğeniyoruz. Severek geliyor. Çocuklar eğleniyor. Biz rahat ediyoruz. Size de iyi eğlenceler diliyorum. Hocam da aynı zamanda bizim okuldan. Oraya da geçeceğim şimdi. Hadi gelin bakalım. Sizi tanıyabilir miyim? Ayşen Türkeş. Ayşen Hanım, ne arıyoruz burada? Ne yapıyoruz? Çocuklarımızı piknik ve eğlenceleriyle beraber öğretmenleriyle birlikte olmalarını sağlıyoruz. İlk kez mi geliyoruz? Hayır, ikinci kez geliyoruz. Nasıl bulduk peki? Çok güzel bulduk. Aynı zamanda tüm etkinliklere katıldık aktif olarak. Mutluyuz. Hangi aktiviteler bunlar? Tüm etkinlikler dedik. Atlara biniyor çocuklar. Şimdi biraz sonra tırmanmaya başlayacaklar, gezecekler, birlikte oyunlar oynayacaklar. Atış poligonu. Poligonuna gidecekler. Evet, ATV'ye binecekler, koşacaklar. Keyifli eğlenceler diliyorum. Hadi gelin devam ediyoruz. Sizi de bir tanıyalım bakalım. Şöyle bir geçeyim bakayım çocuklar. İzin ver yavrum. Sizi tanıyabilir miyim? Karşıyaka İlköğretim Okulu 3D sınıfı velisiyim. Hı hı. Çok memnunuz buraya geldiğimiz için. Geçen yıl da geldik. Çok memnunuz. Peki bu tür aktiviteler çocukların gelişimi için yararlı mı? Çok ne güzel. Gibi etkiler oluyor? Birlikte oyun oynamayı, öğrenmeyi, her şeyi burada öğreniyorlar. Paylaşmayı. Herkese tavsiye ediyor muyuz o zaman burasını? Evet, çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Macera Tepesi'ne buyurun. Senin ismin nedir? Benim Sude. Nerede okuyorsun? Karşıyaka İlköğretim Okulu. Daha önce gelmiş miydin peki buraya? Sınıfımız bu gelmişti ama ben gelememiştim. Anladım. Senin ismin nedir? Hatice Seher. Senin? Feyza Kapaş. Senin ismin nedir? Halide Ilgın. Kaça gidiyorsun peki? 3'e. Daha önce gelmiş miydin buraya? Bir kere sınıfla gelmiştim, bir kere de kendim. Senin ismin nedir? Can Şataloğlu. Daha önce gelmiş miydin? Hayır, geçen sene gelmedim. Peki mutlu musunuz burada? Evet. Evet. Bakın şimdi yanımda kim var? Seni tanıyabilir miyim? Adım Eylül Aydınay. Eylül kaç yaşındasın? 9 arası 10. 9 arası 10, 9.30'dan 10. Evet. Ne yapıyorsun burada? Ne oyun işin var? Oyun oynuyorum, aktivitelere katılıyorum. Hangi aktivitelere katıldın şimdiye kadar? Ata bindim. Şu anda dağa tırmanmayı düşünüyorum. Ata binince ne hissettin bakayım? Gördüm seni orada. İlk başta çok korkuyorsun ama sonra alışıyorsun. Böyle yamuk yamuk gidiyor ama alışıyorsun yani. Şimdi sırada tırmanma mı var? Evet. Onda galiba. Ne yapacağız? Onda dağa tırmanacağız. 9 metre.
Ya ama 9 metre duvar diyorlar ama 9 metreye benzemiyor. Diyorsun. Görmek lazım ama. Tamam, peki görürsünüz. Buraya ilk defa mı geliyorsun? Hayır, geçen yıl da geldim. Okul arkadaşlarımla birlikte öğretmenimle geldim. Geçen yıl da böyle aktivitelere katılmıştım. Bu yıl da katılıyorum. Vekilim TV size Macera Tepesi'ni öneriyor, tavsiye ediyor. Mutlaka buraya eşinizle, dostunuzla, ailenizle gelmek zorundasınız. Bir tarafımda sevgili Büşra Karancak, bir tarafımda koordinatörüm Evrim Çamlık. Biz burayı dolaşmaya devam ediyoruz. Birazdan ata da bineceğiz. ATV turu da yapacağız. Arkamızda paintball turnuvası var. Şu anda onu takip etmeye gidiyoruz. Mutlaka ve mutlaka İzmir'de bir gününüzü Macera Tepesi'nde geçiriyorsunuz. Hadi bakalım. Evet. Ya orada derin aşağıydı. Denizden geçiyor aşağıda. Direkt hedefi beyaz orada görüyorum. Atın siz efendim. Süper. Görseniz ne yapacaksınız efendim acaba? Ey maşallah. O çok iyi. Dansın Vekilim TV'ye Evrim Hanım. Hakkı kaldı gerçekten. Evet. Buca Kaynaklar'da Macera Tepesi'nde paintball oynamayı tavsiye ediyor. İşte burada Cüneyt Bey. Paintball oynamak isteyenler buraya gelecekler, irtibata geçecekler. Güzel. Öyle değil mi? Evet. Kesinlikle. Harika. Yani. Evet, hocam, hangi organ kaldı sağlam bilemiyorum ama. Böyle bitiriyoruz hocam. Ne yapıyoruz? Evet, hocam. Doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz. Böyle direkt karşıyı görün efendim. Süper. Vekili sizi. İyi açtık. Neyi vuralım hocam? Kalpten vuralım. Kalpten vuralım. Birazdan Metin gidecek zaten hocam. Birazdan kamerayı da biz çekeceğiz. Yattık yani. Sonunda çok sevgili gözüktü. Kamerom. Çok merak ettiğiniz uzun saçlı. Sizinle bir röportaj yapabilir miyim? Düşünmeliyim. Ne hissediyorsunuz şimdi? Çok temiz bir hava var burada. Karnımın açlığını unuttum. Herkesi buraya bekliyorum. Kaçtan vuracağız? Vallahi kalpten vuracağım, böbrekten vuracağım. Vuracağım yani. Aşağı biraz. Aşağı. Bravo, son mermide.
Vekilim TV olarak buraya geldik ve çok mutluyum. Burası çok güzel. Hepinize tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. ATV kullanmak nasıl bir duygu? ATV kullanmak zor ama bayağı iyi yani. Kas yaptım falan. Yardım olmasa. Kameraman Metin, sen de gel bakalım. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzel kas yaptık. Yani buraya gelip vücut da yapabilirsiniz ATV ile. Güzel bir duygu. Herkesi buraya bekliyoruz. Eğlenmek için güzel, ideal bir yer. Vekilim TV olarak Macera Tepesi'ndeyiz. Ve Macera Tepesi'nde bugün buranın sahipleri sevgili dostlarımız Cüneyt ve Erkan size kısa bir at gösterisi sunacak. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli dublörlerini de burada yetiştiriyorlar. Birazdan şöyle bir alanda at ile 80-90 kilometre, 70 kilometre yapabileceklerini göreceksiniz. Aynı zamanda da virajı da alacaklar. İnanılmaz, inanılmaz hoş bir gösteri bizi bekliyor. Şimdi hocam bu at kaç yaşında? Bu at 5 yaşında. Arap atı. Arap atı 5 yaşında. Evet. Biz bunları 2 senedir aldık. Koşulardan diskalifiye olmuş veya ürkmüş atları çıkartıp eğitiyoruz. Bilimlere eğitiyoruz. Çocuklarımıza eğitiyoruz. Ve gayet böyle bilinci at oluyor. Maksatımız tabii profesyonel olmamakla birlikte çocuklarımıza ve eğitimlerde kullanıyoruz bunları. Atlar çünkü sahibini ve yeri beğendiği zaman her zaman burada uysallaşırlar. Atlar en iyisi hayvanlarımız biliyorsunuz. Evet. Daha iki tane daha atımız var böyle. Spastik eğitiyoruz. Özürlü vatandaşlarımızı eğitiyoruz. Onlarla. Özürlüler buna biniyorlar değil mi? Bilebiliyor. CC diye bir atımız daha var. O atımıza biniyorlar genelde. İki tane atımız bizim 7-8 filmde devamlı oynayan atlarımız. Veda filmini biz yaptık. Atlarımız sahnelerimiz. Çoğu sahnelerde oynattırıyoruz. Tabi bunlar sevgiyle oluyor. Hepsi böyle severek, isteyerek, sevmese durdurmaz. 400-500 kilo canlı hayvan sonuçta. Ve böyle biraz da gördüğünüz gibi yarım tonluk hayvan. Yarım tonluk hayvan ve 80-100 tane çocuğumuzu bunlara bindirip böyle eğitim ediyoruz. İstediğin zaman muhteşem. Yavaş. Muhteşem. Vekilim TV'nin koordinatörü Sayın Evrim Çamlık tabii yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Bir taraftan da dinlenmesini de istedik. At. İnşallah kıymet biliriz. Şaka bir tarafa, hadi bakalım çek. Nasıl binecek ata? Hadi Evrim Hanım buyurun. Bindim artık, nasıl bineceğimizi ben de bilmiyorum. Bakın çıkın oraya. Çıktım. Değil mi? Ses yok, yok, yok. Valla hakikaten. Sol ayağınızı oraya takıyorsunuz atı. Ama ben şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Sol ayağı taksa. Gel şunu al hemen. Tamam. Evet, tak yüzünü atıyor. Ben bir de benim oğlum. Atla. Vallahi atlıyor. Atla. Atla. Yaklaş yaklaş, çekiyor muyuz bu tarafa? Yaklaş yaklaş, güzel. Devam. Bu kadar ya. Evet. Buraya da tak ayağını. Evet. İşte bu ya. Gel yaklaş. Metin nereden çekiyor? Gel. Çok basit. Şunu da eline al. Önden al hemen. Ayakları öne doğru. Fazla sokmuyorsun ayakları. Şimdi. Allah, duygu düşüncelerinizi alalım. Gidiyoruz kıyamete. Duygu düşüncelerinizi alalım. Diyorum ya, bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Tavsiye ediyorsunuz mu?
Muhteşem bir şey. Yüksekten bakıyorsunuz. Şöyle biraz sizi alıştıralım, hem öğretelim. Şimdi Şükrü abimiz gelecek. İnanılmaz bir duygu. Tepelerdesiniz. Mutlaka gelin. Haftada bir gün mutlaka buraya vakit ayırın. Alkız ve ben. Herkese tavsiye ediyorum macera tepesine gelip ata binmelerini, paintball'u, hepsini tavsiye ediyorum. Çok güzel. Gayet güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Nereden tutuyorduk onu? Buradan mı? Yani, önce bunu mu koyuyorduk? Ha? Önce sol. Önce solu mu koyuyoruz? Önce bunu takıyoruz mu? Evet, sonra çek ayağını. Ha. Şimdi öyle. Yana doğru yapıştı. Bunda mı? Evet. Ait. Nasıl bir duygu atınız? Oradan mı konuşuyoruz? Biz evet. Sizdeki oradan mı konuşmuştuk? Vekilim TV her zaman için tavsiye ediyor. Macera TV. Nasılsınız yukarılarda? Harika. Bir de vatandaşın hikayesi. Buyurun gelin, bir de siz koşturun bakalım. Yok. Sizle beraber koşturun. Sizi böyle uzaktan seyretmek daha güzel. Metin, koşamadın bile. Harika bir at bu. İsmi neydi? Algız. Ne? Algız. Algız. Algız'ın üstündeyiz şu anda. Vekilim TV olarak Macera Tepesi'ndeyiz. Macera Tepesi Buca Kaynaklar'da. Buca Kaynaklar'a geliyorsunuz, Macera Tepesi'ne. Ailenizle beraber burada sabah kahvaltınızı yapıyorsunuz, brunch'ınızı yapıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, mangal keyfinizi yaşıyorsunuz. Arkamızda gördüğünüz bungalov evler var. Orada kalıyorsunuz. Çocuğunuzla ata biniyorsunuz. ATV keyfi yaşıyorsunuz. Paintball turnuvasını dostlarınızla birlikte yapabiliyorsunuz. Bütün bunlar ve daha fazlası Macera Tepesi'nde. Biz Vekilim TV olarak bugün geldik sizin için, burada bu keyfi yaşadık. Sizlere de anlatalım diye. Daha öncesinde de gelmiştim, sevgili dostum Erkan ve Cüneyt. Benim çok eski arkadaşlarım, dostlarım, ama tabii bir taraftan da kamerayla gelip size bunu, bu yaşadıklarımızı anlatmak istedik. Vekilim TV ekibiyle buraya geldik. Büşra bize eşlik etti. Koordinatörümüz Evrim Hanım bize eşlik etti. Kameramanımızı da ilk defa, Metin'i de yüzünü görmüş oldunuz. O da eşlik etti. O da ATV'lere bindi. O da peti 12'den vurdu. Doğru mu Metin? Aynen. Ve Vekilim TV Macera Tepesi'ni tavsiye ediyor. Macera Tepesi'ni arkadaşlar. Burada da hanımefendiler de inanılmaz bir farklı bir şey yaşadılar. O zaman her hafta burada mıyız? Yok, her hafta burada değiliz. Her hafta değiliz. Ama ayda bir buradayız. Emin olun. Ama siz mutlaka her hafta bir gününüzü buraya ayırın. Evet, cidden çok güzel bir yer. Macera Tepesi'ndeyiz. İnanılmaz güzellikte bir yer. Her tarafta bir aktivite var. Yanımızda da Erkan Bey var. Soralım bakalım, burası ne zaman kurulmuş, neden kurulmuş? Erkan Bey, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Macera Tepesi nerede, ne zaman, neden kuruldu? Macera Tepesi'ni 2009 yılında aileler, gençler ve arkadaş gruplarını hobiler edindirmek, bir takım aktivitelerle hoş zaman geçirmek amaçlı kurduğumuz bir proje. Üç arkadaşımızla birlikte kurduğumuz bir proje. Birçok aktivite, doğa sporları, binicilik, yüzme ve sıralamasıyla birçok 11 dalda doğa sporları da iştigal ediyoruz. Aileler çok güzel zaman geçirebiliyor burada. Yaz kış açık değil mi? Yaz kış. 4 mevsim açığız. Çok güzel doğa parkurlarımız var. ATV turları ile ilgili, at safarilerle ilgili. Ayrıca şirketler ve genç arkadaşların tercih ettiği paintball oyunu aktivitesi, Fly Fox gibi birçok etkinlik düzenliyoruz burada. Her yaştan 7'den 70'e tüm ailelerin, gençlerin hobi bahçelerinden tutun doğayla, hayvanlarla baş başa kalabildiği, aile ve arkadaş gruplarıyla çok güzel zaman geçirdi. Kapalı alışveriş merkezlerinden kurtulup şehrin çok yakınında bambaşka bir
atmosferde dinlenebildikleri, eğlenebildikleri, çeşitli heyecanlar yaşayabildikleri, çeşitli deneyimler yaşayabildikleri bir ortam. Bungalov evler görüyorum. Sanıyorum burada kalınabiliyordu. Tabii. Bungalov evlerimiz yine yılın 4 mevsiminde hizmete açık. Rezervasyonla alıyoruz. Aileler ve yine aktivite grupları özellikle tercih ediyorlar. Hafta sonları, hafta arası. Son derece rahat. Ormanın içinde mevsimine göre kış cıvıltısı, rüzgar, yağmur çok güzel dinlenme ve eğlenebilme imkanı bulunabiliyor. Bol oksijen, inanılmaz güzellikte yerler. Hı hı. Kesinlikle. Dediğim gibi 7'den 70'e birçok insan burada şehrin stresinden uzaklaşıp, özellikle de ilk kuruluş misyonumuz olan birçok genci bir aktiviteye yönlendirmek, sürekli uğraşı haline getirebilecek bir hobi ile ilgilendirmek misyonumuzdu. Bilgisayar başından bir nebze gençlerimizi uzaklaştırabilmek, onları doğayla baş başa bırakmak, hayvan sevgisini aşılayabilmek, spor sevgisini aşılayabilme misyonuyla zaten kurduk. O çizgide de devam ediyoruz. Özellikle okullarda ilk öğretim olsun, üniversite gençlerine olsun sürekli aktivitelere yönlendirip bunda da kar amacını en düşük seviyede tutarak böyle bir amaçla hizmet veriyoruz yılın 4 mevsiminde. Güzel profesyonel bir ekibimiz var her konuda, yapılan her aktiviteyle ilgili. Çünkü en önemli olan, birinci sırada değer verdiğimiz, önemsediğimiz durum her şeyden önce bu aktivitelerin icrasında güvenlik. Her şeyden önce can güvenliği. Şimdilik anlatabileceklerim, aktaracaklarım. Çok teşekkür ediyorum Erkan Bey. Emekli memurum, yeni emekli oldum. Burada bir 5 dönüm zeytinliğim var. Kendim zeytin yapmayı öğrendim. Doğal koşullarda zeytin yapıyorum. Sele zeytin yapmaya başladım. Salamura az miktarda. Hafta sonları da bu zeytinlerimi getiriyorum Macera Tepesi'nde. Arkadaşların yerine teşhir ediyorum. Satıyorum. Tabii fazla bir kar amaçlı değil. Bir güzellik, bir şekil versin diye. Yağlarım kendi zeytinliğimin yağları. Naturaldir.